Merhaba sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün beni düşünüyor mu? Daha doğrusu benimle ilgili ne düşünüyor? Ve benimle ilgili planı nedir? Niyeti nedir? İlişkimizle ilgili planları nedir? Buna bakacağız. Umuyorum ki çok uyumlandınız ve size çok yararlı olan bir açılım olur. Evet. Şimdi kim için dinlemek istiyorsanız lütfen bu kişiye odaklanın. İsmini tekrarlayabilirsiniz. Ellerinizi kalbinizin üzerine yerleştirip gözünüzü kapatıp şöyle bir onun yüzünü hayal edebilirsiniz. Ki burada bu enerji geçsin ve en yüksek derecede yararlanın. Bu bir zamansız açılım olacak. Dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ve o an enerjileri olarak alabilirsiniz. Bu arada dün iki video yükledim. İkisi de deste seçili videolardı. Birisi kısmet açılımı, bir de bir dilek tut açılımıydı. İkisi de çok güzel oldu. Eğer izlemediyseniz onlara bir göz atmanızı öneririm. Bu arada sevdiniz mi günde iki video fikrini? Bu konuyla da ilgili geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet, şöyle bir mesaj kartlarımıza bakalım. İlki zaten açık düştü. Gördünüz mü bilmiyorum. Göstereyim hemen. Şöyle bir ayrılık. Bakın kalp böyle ortadan ikiye yırtılmış. Kağıdın üzerine kalp çizilmiş, yırtılmış. Şimdi bazılarınız belki ayrılık geçiriyor. Şu anda ayrı olanlarınız olabilir. Birazdan daha derinlemesine yorumlayacağım. Bir böyle içimizdeki çocuk mesajı gelmiş. Bırak, bırakmak, salmak, bırakmak, salıvermek. Tekrardan odaklanmak. Ve böyle düşüncelere dalmak gibi bir mesaj var burada. Bakalım bu mesajlar hangi anlamlara geliyor? İki ayrı destemden daha kartlar açacağım. Sizinle ilgili ne düşünüyor dedim. Aslında şu tekrardan odaklanma mesajı bana bir ümit verdi. Yani ilişkinizle ilgili sanki böyle düşünüyor gibi burada da. Burada da bir düşünce var. Hani bir şeyleri tartıyor, düşünüyor. Hani dedik ya planı ne, düşüncesi ne, niyeti ne diye. İşte burada bir planlama içerisinde gibi gözüktü. Ama daha detaylı bakacağız tabii ki. Şöyle yapalım mı? Yerim yok. Bu kartların üzerine ikinci desteden bu kartların üzerine kart açayım. Hatta şunu da açık olarak bırakayım ve bu şekilde yorumlamaya başlayayım. Bu bir asa dokuzlusu. Rüyalarımda seni görüyorum dedi. İç dünyamda sen varsın dedi. Şimdi sizinle ilgili ya birçoğunuzun muhtemelen ilişkisi bir çıkmazda gibi ya da partneriniz bu şekilde düşünüyor olabilir. Biraz stres yapmış, biraz sıkıntı yapmış, belli sorumluluklar alması gerektiğinin farkında. Fakat bu sorumluluklarla nasıl ilerleyecek? Aslında belli bir yere kadar da ilerlediğini düşünüyor. Yani ilişkinizi belli bir noktaya getirdiğini düşünüyor. Fakat onun sonrasında ya bir başarısız olmuş ya böyle hani son bir adıma kalacakken durmuş olabilir. Bu çok önemli. Yani böyle hani yüzlü yüzü kuyruğuna geldi. Orada bir durmuş sanki. Hani zaten bir şeyler ilerlemiş ilerlemiş. Belki hani flörttünüz. Daha ya da böyle tanışıyordunuz. Flörte döndünüz. Ama bir başka daha ileri bir gelişme olmadı. Ya da flörtten ilişkiye döndünüz, daha ileri bir gelişme olmadı. Ya da ilişki içerisindesiniz, daha böyle ilerisi olmuyor, ciddiyeti olmuyor. Anlatabildim mi? Yani bunlar yaşanmış olabilir. Fakat
bir tık böyle yorulmuşluk enerjisi de var karşı tarafta. Özellikle geçmişte bir ayrılık yaşandıysa bu ayrılık birazcık yormuş sizi ve şu anda bu ayrılık sürecinin içerisindeyseniz de eğer sizi çok düşündüğünü söyleyebilirim. Bakın rüyalarına bile giriyorsunuz. İç dünyasında tamamen siz varsınız ve ilişkinize biraz daha böyle farklı bir açıdan da bakıyor bu kişi. Hani farklı bir taraftan odaklanmaya başlamış. Belki de daha önce odağı biraz kaydı, başka taraflara kaydı, işine gücüne kaydı ya da başka birine de kaymış olabilir. Ama şu anda tekrardan odağı sizin üzerinizde gibi gözüküyor. Çünkü bir bağımlılık enerjisi var. Bir böyle alışkanlık, alışmışlık, bağımlılık enerjisi hakim aranızda. Bakın yine bir ermiş enerjisiyle de çok gerçekten düşündüğünü, içsel düşüncesinin çok yoğun olduğunu, aslında böyle bir anlam arayışı içerisinde ilişkinizle ilgili hem kendisini şu anda yalnız hissettiği bir süreçte hem de ilişkinizle ilgili bir anlam arayışı içerisinde ama diyor ki benimle her şeye yeniden başlar mısın? Eğer bir ayrılık olduysa belli ki bu kişinin burada bir üzüntüsü var. Hani çok da böyle mutlu mesut geçirmemiş bu ayrılık sürecini ya da geçirmiyor. Belki bazılarınız için eğer ilişkiniz devam ediyorsa ayrılık korkusu olabilir karşı tarafta. Ayrılmaktan korkuyor olabilir. Hani derseniz ki ayrılmaktan korkan insan hani böyle yapar mı? Çok iyi davranmıyor bana ama bir şekilde kendi kendini sabote ediyor da olabilir. Bunu da aklınızda bulunsun diyeyim. Işığıma ışık katıyorsun diyor. Beni adeta yüceltiyorsun, benim enerjime enerji katıyorsun. Kendimi senleyken daha iyi hissediyorum. Ama bakın burada yine bir anlam arayışı var. Bir kupa yedilisiyle birlikte bir anlam arayışı içerisinde ve bazı şeylere de biraz daha farklı bir açıdan baktığını, biraz yanılsamalar içerisinde olduğunu ve seçenekler arasında da karar veremediğini söylüyor bu kişi. Hangi seçenekler bu seçenekler? Neyle alakalı bu seçenekler? Bunu sormak istiyorum. Değerlerle alakalı diyor. Değerlerle. Yani biraz da belki ciddiyete gidecekse bu ilişki, hani sizin ciddi ilişki bakışınız biraz daha farklı olabilir. Sizin için süreç biraz daha farklı işliyor olabilir. Onun için biraz daha farklı işliyor olabilir. Ama diyor ki yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildi. Şu anda ben kendimi daha böyle cesaretlendirmeye çalışıyorum. İçimde o güç var biliyorum. Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Birazcık böyle gelecekle alakalı bu kişinin aklında koca bir soru işareti var. Yani size dair sevgisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Sevgisi olduğunu düşünüyorum fakat ilişkinizi planlamak, geleceğe dair plan yapmak, belli bir niyete yönelik hareket etmek konusunda bir tık kafası karışık. Bunun da sebebi geçmişte yaşanan bazı durumlara hala tutunuyor olması olabilir. Yani geçmişte ilişki içerisinde birbirinizi bayağı kırıp dökmüş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir şifalanma süreci, yani bu duyguları, düşünceleri bırakma sürecinden geçmeniz gerektiğini göstermiş kartlar. Bu eğer siz yeni tanışıyorsanız, aranızda çok şey yaşanmadıysa, bu kişinin geçmişiyle de alakalı olabilir arkadaşlar. Geçmişiyle ilgili de bir şeyleri artık düşünmeyi bırakması gerekiyor. Biraz da bu içindeki çocuk çıktı ya, belki o içindeki çocuğu kırmış bir deneyim yaşamış olabilir. Belki çocukken yaşadığı bir deneyim hala ilişkilerine etki ediyor olabilir. Belki böyle aileden gelen bir şey vesaire. Ama yüzleşmekten korkan bir tarafı var. Bakın, 4 tane kart var burada. 4 tane silüet var. Hepsinin arkası dönük. Yani bu da bir işaret. Hepsinin arkası dönük. Yani aklı sizde ama kafası başka tarafa bakıyor. Yüzü başka tarafa bakıyor.
Yani biraz böyle yüzleşme korkusu var bu kişide. Belki ilişkinizi şu an geldiği noktaya getirmiş olan kişi o olabilir. Bununla ilgili kendi içinde zaten bakın çatışmalar yaşadığını söylüyor. Adeta böyle gerçeklikle hayal dünyası arasında, fantezi dünyası arasında gidip geliyor. O şurada da vardı bu durum. Ama sizin için de hep güzel şeyler söylüyor. Seninle yeniden doğdum dedi burada da. Rüyalarımda seni görüyorum diyor. Işığıma ışık katıyorsun. Yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. Benimle her şey yeniden başlar mısın dedi. Bir şans daha isteyen birisi var burada farkındaysanız. Bir şans daha isteyen birisi var. Sen bana diyor neşe veriyorsun. Sen bana bir şeyleri başarabileceğim inancını veriyorsun. Bu gücü veriyorsun. Beni ısıtıyorsun enerjinle. Enerjinden besleniyorum. Yaşam kaynağı gibisin adeta. Ama ben itiraf ediyorum diyor. Ben egomun kurbanı oldum. Ben seni kırdım. Egomu düşündüm. Meydan okudum sana ama bunları yapmamam gerekiyordu diyor. Bu kişinin sizin yüzünüze bakacak yüzü yok gibi. Karşınıza çıkacak yüzü yok gibi. Hani yaptığı bir şeylerden pişmanlık duyuyor. Karşılıklı da bir şeyler yapılmış olabilir. Ama açıkçası böyle çok sizden özür beklemek yerine yani çok böyle sizden özür beklediği mesajını ben buradan tamamıyla bunu almıyorum. Yani daha çok o bir şeyleri düzeltmesi gerektiğini düşünüyor ve bununla ilgili de bir böyle hani neyi nasıl yaparım bilemiyorum modunda gibi. Nasıl karşısına çıkarım bilemiyorum modunda gibi. Ya da hani karşısına çıkarım ama şöyle bir şey vardı bir yandan. Sizin de ona olan duygularınızı biliyor bu kişi. Ve hani belki de diyorsunuz ki ben seviyorum, o seviyor, neden beraber değiliz? Burada özellikle bir şeyler başladıktan sonra tekrardan eski defterlerin açılmasından biraz kaçınıyor bu kişi. Yani sorunların üzerine gitmeyelim, sorunları çözmeye çalışmayalım. Bir şeyleri kapatma, halının altına süpürme derdinde biraz. Çünkü yüzleşme korkusu var çok yoğun bir şekilde ve siz bu kişinin gerçekten böyle zayıf olduğu noktalara çok dikkat çekiyorsunuz. Çok baskı yapıyorsunuz bilerek ya da bilmeyerek. Yani mesela yüzleşmekten bu kişi hayatı boyunca kaçınmış düşünsenize ve siz o ilişkiniz içerisinde onunla sürekli bir problem olduğunda yüzleşmek istiyorsunuz. Bir şeyleri ortaya çıkartmak istiyorsunuz. İçinizdekileri dökmek istiyorsunuz. Duygularınızı aktarmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizi anlatmak istiyorsunuz. Ama bu kişi ne yapıyor? Bu kişi sürekli kaçmış. Bu şekilde öğrenmiş ve bu şekilde yaşamış şu ana kadar. Belki de hep böyle ilişkilerinde bir şeyler olunca giden tarafı olmuş. Burada da biraz bu eğilimde gibi gözüküyor. Fakat aksiyon alması gerektiğinin farkında. Kendini, düşüncelerini, doğrularını ortaya koyması gerektiğini, hatta bunları belki savunması gerektiğinin farkında. Diyor ki kendimle ilgili, hayatımla ilgili değişiklik istiyorum. Farklı bir yola doğru gitmek istiyorum. Kendini değiştirmek isteyen, kendiyle ilgili yanlışlarının olduğunun farkında olan ve birazcık böyle algılayış şeklini, ilişki yaşayış şeklini değiştirmek isteyen bir kişi var burada. Ama bu kolay olmuyor onun için. Bayağı bir böyle doğum sancıları süreci diyebilirim. Bu sebeple de bu gerginliği size de yansıtıyor diye düşünüyorum. Ve diyor bazen ilerliyorum, ilerliyorum. Sonra bir anda böyle bir düşünce basıyor beni. Bir anda bir şeyler kötü gidecek diye bir korku basıyor beni ve geriliyorum diyor. Geriliyor hani gerileme anlamında diyorum. Gerilme anlamında değil, gerileme anlamında diyorum. Yani bir adım arkaya gidiyor şeklinde düşünün. Ve diyor ki bazı olayları görmekte zorlanıyorum. Bazı olayların iç tarafını görmekte zorlanıyorum. Algılamakta zorlanıyorum. Anlamlandırmakta zorlanıyorum. Yani çok büyük bir anlam arayışı içerisinde partneriniz ve az önce şunu söylemiştim hatırlıyor musunuz? Biz sancılı bir doğum süreci demiştim. Ve burada diyor ki fruits of labor yani
Çalışmanın meyveleri. Labor bir anlamda da tabii o doğum süreci ne deniyor İngilizce'de? Burada anlamlandırılan hani onun da sonucu olabilir. Doğumun sonrasındaki o ödül de olabilir ama sıkı çalışmanın sonrasındaki ödül de aynı zamanda. Yani aslında burada ilişkiniz çok büyük olasılıkla hani böyle oran olarak karşı tarafa bağlı. Neden? Çünkü o kendisini bazı konularda iyileştirecek, şifalandıracak, düşüncelerini bazı konularda hani böyle resetleyecek, yenileyecek ve bence çok aslında belki belli etmiyor olabilir bunu size ama kendi içine çok değişmeye çalışıyor bu kişi. Ve bazı konuları dediğim gibi öyle öğrenmiş, öyle devam etmiş. Belki şu ana kadar kendisine bu düşüncelerin zarar vermediğini düşünmüş ama sizinle olan ilişkisinde birçok gerçeklik bu kişinin yüzüne çarpılmış. Ve bu kişi sizin için yeterli olmadığını düşünüyor. Siz çok aksini düşünüyor olabilirsiniz, çok aksini düşünüyormuş gibi davranıyor olabilir ama bu kişi sizin için yeterli olmadığını düşünüyor. Yani diyor ki hani ben bugün yettim, yarın yettim, sonraki gün ona yetemem. Hani bakış açısı anlamında, düşünce anlamında, hayat tarzı anlamında birçok konuda sanki böyle özgüvensizliği var gibi. Fakat bu son mesaj bana çok olumlu geldi. Ödüller var. Yani bu ilişki içerisinde özellikle birbirine gerçekten duygusal anlamda bağlı ama o matematiksel tarafta çakışan çiftler için söyleyebilirim. Ödülleriniz var. Yani bu süreçten güzel bir şekilde çıkacaksınız. Geri dönüşleri alacaksınız. Çabanızın karşılığını alacaksınız. Belki bazılarınız bu karşı taraftaki kişiyi yani partnerinizi biraz yalnız bırakacak ve onun o kendi kendine o gelişme sürecinde biraz böyle sabırlı davranacak. Ya da bazılarınız belki onun yanında olarak aktif bir şekilde ona yardımcı olacak ama nasıl olursa olsun burada çabanın bir geri dönüşü olacağını gösteriyor kartlar. Çünkü o zaten kendisini bir konuda geliştiremediğinde sizinle ilgili yaşadıklarını da görmekte zorlanıyor. Yani burada aslında niyeti planı nedir dedik. Çok düşünüyor, çok niyetleniyor, plan yapmaya çalışıyor ama şu anda hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani burada dinlediğiniz çoğu kişinin sizinle ilgili planları ve niyeti kendiyle ilgili de gelecek bir planı ve niyeti olmadığı için net değil. Sizinle ilgili planı niyeti de net değil. Ama sizinle ilgili düşünceleri çok net. Sadece birazcık onun yani bir blokajı diyebiliriz buna. Gerçekten çünkü hani bu ilişki güzel bir şekilde gidebilecekse gitmiyorsa bu kişinin bir blokajı vardır. Yani zaten düşünce yapısında bir takım değişiklikler yapmaya çalıştığını söyledim. Demek ki fark etmiş, farkına varmış. İlişkilerinde hangi noktada takıldığının farkına varmış bu kişi ve bunları bırakacak. Bırakması gerekiyor ve tekrardan odaklanacak size ve onunla birlikte de beraber belki planlamalarınızı yapacaksınız geleceğe yönelik. Yani bu açılımda bu şekilde gördüm. Dönüşüp şifalanıp bana geldiğin için teşekkür ederim. Dönüşüp şifalanıp bana geldiğin için teşekkür ederim. İlişkimize kaldığımız yerden dolu dolu devam ettiğimiz için, sağlıklı bir ilişki yaşadığımız için teşekkür ederim. Nasıl diliyorsanız o şekilde aşağıya olumlama cümlesi yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse tabii ki de beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bana yardımcı olursunuz. Beğeni butonuna basarsanız. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Özel danışmanlık istiyorsanız bana ulaşabileceğiniz adres açıklamalar bölümünde mevcut. Bir de tabii ki de ekstra videolara erişim için kanalımın katıl butonunu aktifleştirebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Umuyorum ki gününüzün geri kalanında
çok güzel bir gün geçirirsiniz ve buradaki gibi birazcık böyle yorulduğunuz, birazcık karşı tarafa bağlı kaldığınız bir ilişkiniz varsa da umuyorum hızlıca karşı taraf şifalanır ve ilişkiniz de dolayısıyla şifa bulur ve güzel bir şekilde yaşamaya başlarsınız ilişkinizi ya da devam edersiniz diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.